Evet, merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf sorum. Bazı sorular hazırladım. Bunlara birlikte bakalım. Şimdi ne dedim ben? Bölümünden kalan soruyorsa. Ne yapacağım? Şuraya sıfır eşitliyorum. X eksi 1 eşittir sıfırsa x eşittir 1. Değil mi? Şimdi burası px polinomunun 1 ile x eksi 1 ile bölümünden kalan deseydi x gördüğüm yere direkt ne yazacaktım? 1 yazacaktım. Ama bana hangi polinomunu istiyor? P x artı 1 polinomunu istiyor. Yani direkt x'i buraya yazıyorum. Yazalım. P 1 artı 1. Yani P 2. O zaman bana neyi soruyormuş? P 2'yi soruyormuş. Bulduğunuz x direkt buraya yazıyorsunuz. Yani P 2'yi soruyor. P 2 ne demek? P polinomunda x gördüğün yere ne yazıyor? 2 yazıyor. Yazalım. 2'nin kübü eksi 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 artı 1. 2'nin kübü nedir? 8 eksi 2 çarpı 2'nin karesi 4 artı 2 artı 1. Şurası kaç geldi? 8 mi geldi? E 8'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. 8'den 8 çıktı 0. 2 ile 1'i topladım. Cevabım kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi çarpanlara ayırma. En sade hali. Baktığınızda x kare eksi 25'i nasıl çarpanlara ayırırsınız? Burası da 5'in karesi değil mi? Tabanların b artılısını b eksilisi olarak yazıyorum. Yani x eksi 5 çarpı x artı 5'tir. Çarpanlara ayrılmış hali. Bölüm. Şimdi İkinci dereceden denklemi nasıl çarpanlara ayırıyorum? X ile x diyorum. Çarptığımda eksi 20'yi verecek. Topladığımda artı 1'i verecek. Şimdi 20'nin çarpanları ne var? 4'e 5 var değil mi? E burası pozitifse demek ki büyük olan artı küçük olan eksi. E bakalım. Eksi 4 ile 5'i çarptım eksi 20. Eksi 4 ile 5'i topladım artı 1 değil mi? Evet, verdi. Düz şekilde yazıyorum. Burası da ne geldi? X eksi 4 çarpı x artı 5. Rasyonel sayılarda bölme neydi? Birincisini aynen yazdım. İkinciyi ters çeviriyorum. Çarpı diyorum. X eksi 4. X artı 5'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. X eksi 4'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Biri pay kısmında, biri payda kısmında. E geriye ne kaldı? X eksi 5. O zaman en sade hali neymiş? X eksi 5'miş. Şimdi değeri kaçtır diyor. X kare var değil mi? E ben kareyi elde etmek için ne yapmam lazım? Kareleri almam lazım. Her iki tarafın karesini alıyorum. Kareyi alırken ne yapıyorduk? Birincinin karesi. X kare. Artı. Artı olduğu için artıyor. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani iki çarpı birinci ile ikinciyi çarptı. Artı ikincinin karesi. İkinin karesi ne? 4 bölü x kare. Eşittir 25. 5'in karesi 25. Şimdi buradaki x'ler ne yaptı? Birbirini götürdü mü? Ne kaldı burada? X kare artı 2 ile 2 çarp 4 artı 4 bölü x kare eşittir 25 mi? E bana neyi soruyordu zaten? X kare artı 4 bölü x kare. O zaman artı 4'ü karşı tarafa gönderdin. X kare artı 4 bölü x kare eşittir. Eksi 4 olarak geçti. 25'ten 4 çıktı. Ne kaldı? 21. O zaman cevabın ne gelmiş oldu? 21 gelmiş oldu. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyorsa adı üstünde ikinci dereceden. Yani x'in derecesi kaç olması lazım? En fazla 2 olması lazım. E şimdi burada x küp var. E bunu yok etmem gerekiyor. İkinci dereceden denklem olduğu için x'in kuvvetinin 2 olması lazım. E yok etmem için o zaman bunu ne yapmam lazım? Katsayısını 0 yapmam lazım. Yani a eksi 3 0 eşit olması lazım. A buradan kaç gelir? Bunu karşı tarafa attım. 3 geldi. Artı 3 oldu işte. Şimdi bakıyorum burada x var. Bunu yok ettim. Burada x var. Burada b artı 1 var.
İkinci dereceden dediği için x'in kuvvetinden birinin ne olması lazım? 2 olması lazım kuvvet. Bu olamayacağına göre demek ki şurası ne olması lazım? 2 olması lazım. B artı 1 eşittir 2'ymiş. Şunu karşı tarafa attım. Eksi 1 olarak geçti. 2'den 1 çıktı. 1. Yani B'de kaçmış? 1'miş. Bu ikisinin toplamı soruyor. 3 ile 1'i topladım. Evet, geçelim. Kökü 1 ise K kaçtır diyor. 1 kökü demek x demek. Yani o zaman x gördüğün yerine ne yazacaksın? 1 yazacaksın. Yazalım. 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 1 eksi 4. Ne eşitmiş? 0 mı? Kök denklemi sağlar. Yani orası 0 olmaz. Şuradan düzenlersen 1'in karesi 1. 1 ile 1'i topladım. 2 geldi. Şurası eksi 4. Eksi k eşittir 0 mı? Bu ne oldu? K'yı hatta bu tarafa atalım. Eksi k. O tarafa artı k olarak geçti. K eşittir. 2 eksi 4'ten ne gelir? Eksi. K değerim o zaman kaçmış? Eksi 2'ymiş. Denklemin kökü diyorsa x diyordur. Yani bu x değerimiz. Köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi? Eğer ikinci dereceden bir denklem. Demin ayırdık ya x, işte çarpımı burayı verecekti, toplamı, x'in katsayısını verecekti. Eğer çarpanlara ayrılmıyorsa nereden yapacaksın? Delta'dan. Delta neydi? B kare eksi 4 a c'ydi. Köklerin neydi? X 1, 2 diyorum. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a. Eğer sizin denkleminiz şu şekildeyse a x kare artı b x artı c şeklindeyse. Tamam. Şimdi önce o zaman ben delta'yı bulmam gerekiyor, değil mi? B dediğim sayı x'in katsayısı, a dediğim sayı x karenin katsayısı, c dediğim sayı da sabit terim. Bunların denklemde şimdi a'yı, b'yi, c'yi belirliyorum. A kaç? X karenin katsayısı 1. B kaç? X'in katsayısı yani eksi 4. C sabit terimim, o da eksi 1. Delta'yı bulalım. Delta eşittir b kare. Yani eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı c. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 eksi 1 çarpsın artı 4. Delta ne geldi? 20 mi geldi? O zaman benim köklerim ne gelecek? X1 diyorum. X1. Bir tanesini bulalım. Bir tanesini bulduktan sonra onun eksili hali de zaten diğer kökün. Eksi B. B neydi? Eksi 4. Bir de eksi formülden gelen eksi. Bir de B eksi 4'tü. Artı yapalım. Kök delta yani kök 20 bölü 2a. 2 çarp a dediğim sayı 1. Eksi eksi ne oldu buradan? Artı oldu. Bunu nasıl yazarım ben? 4 çarpı 5 şeklinde yazmaz mıyım? 4 kök taşımanın çıktı 2 diye çıktı. Kök 5 bölü 2. 4 2'ye bölünüyor. 2 2'ye bölünüyor. Bölelim o zaman. 4 2'ye böldüm 2. 2 2'ye böldüm artı kök 5 mi? Bir kökü demek ki 2 artı kök 5. Diğer kökü nedir? Bunun eksilisidir. Yani 2 eksi kök 5. O zaman cevabım ne gelir? Denizde gelir. Herhangi birinin vardır şıklarda. Tamam, ya 2 artı kök 5 ya da 2 eksi kök 5. Birbirinden farklı iki gerçek kök olduğuna göre m tam sayısı en çok kaçtır diyor. Yani iki gerçek kökü demek delta büyük 0 demek. Yani delta sıfırdan büyük olacak iki gerçek kökü varsa. O zaman yapalım. Delta neydi? B kare eksi 4 a c. B'yi belirleyelim. B kaç? Eksi 4. X'in katı. A kaç? X karenin katsayısı. C kaç? M eksi 1. Yani sabit 1. Şimdi geldim. Ne yapıyorum? Yerine yazacağım. B kare. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı c m eksi 1. Ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Bu eşitsizliği çözeceğiz. Eksi 4'ün
4'ün karesi nedir? 16 değil mi? 16. Eksi 4'ü paranteze dağıtın. Eksi 4m artı 4. Büyük sıfır mı? Yani şurası 20 eksi 4m büyük sıfır yani. Devam ediyorum. Eksi 4m'yi karşıya attığında ne gelir? 4m gelmez mi? Her tarafı 4'e böldüm. 20'yi 4'e böldüm. 5, 4m'yi 4'e böldüm. 4'ler gitti. M kaldı. Yani M 5'ten küçük sayılar değil mi? 5'ten küçük sayılar ne tarafa doğrudur? 5'ten küçük sayılar bu tarafa doğru değil mi? Sola doğru. 5'ten küçük en büyük sayı kaç? 4, 3, 2 bu şekilde gidiyor sola doğru. En büyük sayı da kaçtır? 4'tür. Cevabın ne geldi o zaman? Denizli gelmiş o. Denklemin kökü olmadığına göre. Ne dedim demin? Denklemin kökü yoksa delta küçük sıfırdır. O zaman delta küçük sıfır yapalım. Delta neydi? B kare eksi 4 ac küçük sıfır. B dediğin sayı kaç? 6. 6'nın karesi. 4 çarpı. A dediğin sayı 1. C dediğin sayı sabit sayın 9. Küçük sıfır. 6'nın karesi 36. Eksi 4 ile 9m'yi çarptım. 36m. Küçük sıfır. Bunu karşı tarafa attım. 36 küçük 36m mi? Her tarafı 36'ya bölün. 36'yı 36'ya böldüm. 1 küçük. 36m'yi 36'ya böldüm. 36'lar gitti. M mi kaldı? Yani M birden büyük sayılar. Sayı doğrusunu çiziyorum. Birden büyük sayılar ne tarafa doğru gider? Sağa doğru gitmez mi? Yani sağa doğru nereye gidiyor? Artı sonsuza doğru gidiyor. Aralık olarak karmaşıklarda. O zaman bir sonsuz aralığı derim cevabı. Denklemin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Şimdi baktığınızda x üzeri 4 var, x kare var. Burada değişken değiştirme yöntemini kullanacağım. Yani ben x kareye t dersem x üzeri 4 nedir? Bunun karesi alınmış şekli değil midir? Yani x üzeri 4 de t kare olmaz mı? Değişken değiştirme yapıyorum. O zaman t kare yerine yazıyorum. Eksi 13t artı 36 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayıracağım. Ayıralım. T'ye T dedim. Çarptığımda bana 36'yı verecek. Topladığımda da neyi verecek? Eksi 13 verecek. Ne var o zaman? Kaçta kaç var? 9'da 4'ün çarpımı kaçtır? 36 değil mi? Şimdi ama topladığımda tamam 13 veriyor ama eksi 13 vermiyor. O zaman ben bunları eksi yaparsam, bakın çarptığımda eksi 36, pardon çarptığımda eksi 9 ile eksi 4'ü çarptım, 36. Topladığımda eksi 9 eksi 4 ne yaptı? Eksi 13 yaptı. Doğru o zaman düz şekilde yazıyorum. T eksi 9, T eksi 4 eşittir 0 mı? O zaman T buradan bir 9 gelir. T buradan ne gelir? 4 gelir. Bu hani 0 çarpımı 0 ve eşit olması için tek tek işlemi ne yapıyorum? 0 yapıyorum. Yani burası 9, burası 4. Şimdi ben T'ye ne demiştim? X kare demedim mi? O zaman X kare neye eşit geldi? Bir 9'a eşit geldi. Bir de X kare neye eşit geldi? 4'e eşit geldi. Neyin karesi 9? 3'ün. Bir de neyin karesi 9'dur? Eksi 3'ün. Aynı şekilde neyin karesi 4'tür? 2'nin ya da eksi 2'nin karesi 4'tür. Köklerimi buldum. Denklemi çözdüm kümesi demek. X'leri bulun demek. X'leri buldum. Kaç değerim var? 1, 2, 3, 4. 4 tane değerim var. Değişken değiştirme yöntemi bu şekilde. Geçelim. Karmaşık sayılara geldik. Şimdi karmaşık sayılarda 2 artı 3 iyi diyorum. Ben buraya reel kısım derim. Yani iyisiz kısmı reel kısımdır.
İyilik kısmı imajiner kısımdır. Bunu unutmayın. İyisiz kısım, reel. Yani reel ne demekti zaten? Sadece sayı. İyilik kısmı da imajiner kısım. Şimdi bana imajiner kısmın ne olduğunu söylemiş, eksi 3 olduğunu söylemiş. İmajiner kısım neydi? İyilik kısım. Yani buranın eksi 3 olduğunu söylüyor bana. E yazalım. 1 eksi a eksi 3'e eşitmiş. Buranın bu z karmaşık sayısının da reel kısmı neydi? İyisiz kısım. Yani a eksi 2'dir bunun reel kısmı. Önce a'yı bulacağım. 1'i karşı tarafa attım. Eksi 1 olarak geçti. Eksi a eşittir. Eksi 3 eksi 1'den eksi 4. Eksi eksi ne oldu? Artı oldu. A kaç geldi o zaman? 4 geldi. Reel kısmı bulalım. Reel kısmı a eksi 2 idi. Yani 4 eksi 2'den reel kısmı ne geldi bu karmaşık sayının? 2 gelmiş oldu. Reel kısmı iyisiz kısmı. İmajiner kısmı da iyili. Tamam. Hadi bakalım. Karmaşık sayının eşleniği. Eşleniği demek iyili kısmı ters işaretlisi olacak. Artı ise eksi, eksi ise artı olacak. Sadece iyili kısmın kat sayısının işaretini değiştiriyorsun. O zaman 3 artı 4'in eşleniği nedir? 3 eksi 4 idi. İyili kısmın işaretini değiştirdi. Burada iyili kısım var mı? Yok. İyili kısmı olmadığı için eşleniği de yine aynıdır. Doğru. Burada iyili kısım var. 4'i eşleniği nedir? Eksi 4'iydi. İyili kısmın ben işaretini değiştiriyorum. Bakın burada iyilik kısmı olmadığı için aynı kaldı. E burada iyilik kısmı var. O yüzden değiştirdim işaretini. Bu yanlış. O zaman cevabım ne geldi? 1, 2 geldi. Umarım anlaşılmıştır. Kökler çarpımına geldik. Kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımı c bölü a'dır. Kökler toplamı eksi b bölü a, kökler çarpımı c bölü a. Şimdi bana kökler toplamı soruyor. O zaman a, b, c'leri belirleyelim. A, x karenin katsayısıydı, yani 1. B, x'in katsayısıdır. Bir şey yoksa o 1'dir zaten. Eksi 1, c de 1. E o zaman kökler toplamı neydi? Bakın burası kökler toplamı. Eksi b bölü a değil mi? Eksi dedim. B'ne eksi 1. Bak formüldeki eksiyle B'nin eksisini sakın karıştırmayın. Bölü A 1. Eksi eksi ne oldu? Artı. E o zaman kökler toplamına geldi. 1 geldi. E kökler çarpımına bakalım. C bölü A. C kaç? 1 bölü A da 1. Yani 1. İkisinin toplamını sordu. 1 artı 1'den cevabım ne geldi? 2 gelmiş. O. Toplamı kaçtı diyor. Rasyonel sayılarla toplama yapabilmeniz için tabanların ne olması lazım? Eşit olması lazım. Bunu x2 ile, bunu x1 ile genişletiyorum. E genişlettiğimde ne geldi? x2 artı x1 bir payda da yazabilirim. x1 çarpı x2. E kökler toplamına kökler çarpımı gelmedi mi? Geldi. E kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı değil mi? Eksi diyorum. B dediğin sayı kaç? X'in katsayısı yani 1 bölü A dediğim sayı ne? 1 bölü dedim. Kökler çarpımı neydi? C bölü A. C dediğim sayı sabit sayıydı. Eksi 1, A dediğim sayı da 1. E o zaman ne geldi? Şurası eksi 1 bölü eksi 1'den ne oldu? Artı 1 oldu. Evet, geçelim. Şimdi kökleri eksi 2 ve 3 olan ikinci dereceden denklemi yazınız diyor. Şimdi ne yapacağım? Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi yazarsa x kare eksi kökler toplamı x artı kökler çarpımı. Formülü o zaman geldim. X kare diyorum. Eksi dedim. Kökler toplamı ne? Köklerimi vermiş. Topluyorum. Eksi 3, pardon. Eksi 2 artı 3 çarpı x artı kökler çarpımı. Yani
Eksi 2 çarpı 3. O zaman x kare eksi 2 artı 3'ten bir gelir değil mi? Yazmama gerek var mı? Yok. Eksi x eksi 2 ile 3 çarptım. Eksi 6 eşittir 0. Evet. İkinci dereceden denklemi bu. Yani cevabım ne geldi? Denizli gelmiş o. Ne diyor? X kaçtır diyor. Şimdi ikizkenar yamukta bir yükseklik inmiş. Ben ikizkenar yamukta diğer yüksekliği de indiğimde buradaki tabanı ne yapar? Birbirini iki eş parçaya böler. Şu ayrı parça. O zaman burası 4'se burası da kaçtır? 4 değil miydi? E tamamen kaç? 10'du. E burası 4'se buraya kaç kaldı? 6. E buradan dikdörtgen değil mi? Karşılıklı kenarlar neydi dikdörtgende? Birbirine eşittir. O zaman x direkt ne geldi? 6 geldi. Burada sadece bilmeniz gereken ikizkenar yamukta iki tane tabana dikme indiğinizde o ufak parçaların birbirine eşit olduğunu bilmeniz gerek. Bu kadar. Evet, yamuk yine yamuğun alanını soruyor. Emindiğimde tam da istemiyorum onu. 90 dedim. Şimdi burası dikindim. Şurası 45 olmaz mı? Şimdi 90'ın karşısı 6,42 ise 45'in karşısı neydi? 6 değil mi? Yani burası 6, burası da 6. Şöyle diyelim, özel üçgen 45, 45. 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı A kök 2'dir. Bakın bunu unutmayın. E o zaman şurası ne geldi? 6 geldi. E yüksekliğim kaç oldu? 6. Şimdi alt tabanın kaç birim? 14. Alt taban artı üst tabanın kaç? 6. Çarpı yüksekliğim kaç? 6 bölü 2. Yani 20 çarpı 6 bölü 2 mi? Sadeleştirdim. Şurası 10. 6 ile 10'u çarptım. Yamuğun alanı ne gelmiş oldu? 60 gelmiş oldu. Evet, geçelim. Şimdi bir paralel kenarımız var. X kaç derecedir diyor. Paralel kenarda bu ikisi paralelse açılar konusunda geçen seneden bir U kuralımız vardı. Burası bu ikisinin toplamı ne oluyordu? 180 olmuyor muydu? E o zaman şuraya kaç kalır? 95 ise buraya 85 kalmaz mı? Değil mi? E üçgende şu 3 açının toplamı şu 85'i vermez mi? Geçen seneden. Yani 40 artı 20 artı x 85'e eşit. Paralel kenar olduğu için bu iki açının toplamı 180 derecedir. Ve üçgenlerden ne olacak? Bu üç açının toplamı da şu 85'i verecek. O zaman burası ne geldi? 60 artı x eşittir 85. Yanlış yazdık. Bunu karşı tarafa attım. X eşittir. X 60 olarak geçti. 85'ten 60 çıktı. Cevabım ne geldi? 25 gelmiş oldu. Ne yanlış işaretledim? Pardon. Evet, benim sorularım bu kadar. İnşallah size yardımcı olur. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.